Merhaba arkadaşlar, 10. sınıf coğrafya 2. dönem 2. yazılı provamıza başlıyoruz. Bugün ne yapacağız? Bugün ilk başta 2. dönemin 2. yazılı konularını bilmemiz gerekenler üzerinden tekrar edeceğiz. Yani beşeri sistemlere bakacağız. Sonrasında göçler ve göçlerin nedenlerine bakacağız. Ve sonrasında bölgeler ve ülkeler konusuna ve çevre toplum konusuna bakacağız. Fakat bunların detayına girmeden önce yazılı sorularımızı göstermek istiyorum. Doğru yanlış sorularımız var, boşluk doldurma sorularımız var, işte grafik sıralama sorularımız var, nüfus yoğunluğu, nüfus alışı etkilenen faktörler, bir sürü güzel tablolu, grafikli, yorumlu sorular hazırladık sizlere. Bu soruları beraber çözeceğiz. Eğer konuları siz biliyorsanız zaten benimle beraber soruları cevaplamaya çalışacaksınız. Ancak konuları bilmiyorsanız mutlaka çalışmanız gerekiyor. Ama öncesinde ben hatırlamanız gereken konuları, 2. dönem 2. yazılı konularını sizler için dikkatli bir şekilde tekrar etmeye çalışacağım. Sizler de beni dikkatli bir şekilde dinleyin. Arkanıza yaslanın, emniyet kemerlerinizi bağlayın ve koltuklarınızı dik konuma getirin. Bu kötü espriyle başlıyoruz ve ardından da ilk başta beşeri sistemlerde neyi hatırlamamız gerekiyordu, neyi bilmemiz gerekiyordu bulmaya çalışıyoruz. Burada başlıklarımız belli. Nüfusun özellikleri ve önemi, dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimi, dünya nüfusunun dağılışı, bunlar sınavda çıkabilecek başlıklar. Neyi bilmemiz lazım? Birincisi seyrek nüfuslu yerler ve yoğun nüfuslu yerleri bilmemiz lazım. Alaska'nın soğuk olduğu için, Amazon havzasının yağışlı olduğu için, çok yağışlı olduğu için, Sibirya'nın soğuk olduğu için, Orta Asya'nın kurak olduğu için, Himalayaların yer şekillerinden dolayı, Orta Avustralya'nın çöl olduğu için, yani bunların tabii neresi olduğunu şöyle dünya haritası üzerine gösterelim. Şöyle bir Avrupa'yı çizelim, Afrika, şöyle bir tane dünya çizelim coğrafya olarak, tamam. Yani tekrar söylüyorum, Alaska soğuk olduğu için, Amazon havzası çok yağışlı ve nemli olduğu için, Sibirya çok soğuk olduğu için, Orta Asya kurak olduğu için, Himalayalar yer şekillerinden dolayı, Orta Avustralya çöl olduğu için, Kuzey Afrika çöl olduğu için, Arap Yarımadası çöl olduğu için, Grönland soğuk ikliminden dolayı, Antlar yer şekillerinden dolayı, Kongo havzası yoğun ve nemli, yağışlı ve bitki örtüsünden dolayı, Kanada soğuk ikliminden dolayı serek olduğunu, Amerika'nın doğusunun, şimdi yoğun nüfus yerlere geçiyorum. Amerika'nın doğusunun ticaretten dolayı, Batı Avrupa'nın sanayiden dolayı, Nil Vadisi'nin tarımdan dolayı, Gine Körfezi'nin yine aynı şekilde bu Nijerya'nın olduğu yer maden ve tarım nedeniyle, Güney Avustralya'nın sanayi ve maden nedeniyle, Güney Afrika'nın maden nedeniyle, Kaliforniya'nın ticaret ve liman kenti olması sebebiyle, Japonya'nın teknoloji ve sanayi sayesinde yoğun nüfus olduğunu bilmemiz lazım. Şimdi seyrek nüfus yerler nasıl oluşuyor? Seyrek nüfus yerler eğer iklim soğuksa, çölse, yer şekilleri engebeliyse, verimsiz topraklar varsa, okyanuslar ve denizler olduğu yerde veyahut da yoğun yağışlı ve nemli olan yerlerde nüfus seyrek oluyor. Bakın dünyanın en soğuk yerinin çok seyrektir nüfusu. En fazla yağış alan ekvatoral bölge, yani Kongo ve Amazon havzası da seyrektir. Peki bir yerde nüfus ne zaman yoğun oluyor? Verimli topraklar varsa, işte başkentse, madencilik, liman, ulaşım, sade yer şekilleri, ılıman iklim, su kaynakları, sanayi, ticaret bir yerin yoğun nüfuslanmasını sağlayabiliyor. Dünya üzerinde insanlar hep deniz seviyesi yaşıyor ama ekvatorda, yani Kongo ve Amazon havzasında, Ant Dağları'nın üst kısımlarında, yani 3000 metrenin üzerinde yaşıyorlar. Şimdi nüfus sayımlarına baktığımızda ilk nüfus sayımını Çinler yapıyor. Sonrasında Norveç, İsveç dediğimiz ülkeler yapacaklar. Osmanlı ilk nüfus sayımını 2. Mahmut yapacak ve artık 2000 yılından sonra evlerde sayarak nüfus bitiyor. Artık adrese dayalı nüfus sayımı yapılıyor. İlkel nüfus sayımlarında asker sayısını, köle sayısını belirlemek için kadın nüfusu sayılmadan nüfus sayımları yapılıyor. Ama günümüzde demografik yatırımlar için nüfus sayımı yapılıyor. Yani nüfus miktarının artış azalış olmuş mu, kırda ne kadar insan yaşıyor, kente ne kadar insan yaşıyor, cinsiyet nedir, aktif nüfus yani para kazanan, vergi veren nüfus ne kadar, bağımlı nüfus ne kadar. Mesela sizler bağımlı nüfusunuz çünkü şu anda para kazanmıyorsunuz. Ailenizin bütçesine bakıyorsunuz. Yaş grupları, çalışan, işsiz nüfus oranı, dağılım, ekonomik faaliyetlerine bakıyoruz. Sıçramalara baktığımızda birinci sıçrama alet yapımıyla başlıyor nüfus sıçraması. Sonrasında ikinci sıçrama yerleşik hayatta başlıyor. Bundan 100 bin yıl önce, 10 bin yıl önce pardon. Üçüncü sıçrama ise sanayi devrimi oluyor. Niye? Sanayi devriminden önce aynı şuradan su akıyor düşünün, tamam. İnsanlar doğuyor ama altta kocaman bir delik var. Hepsi dökülüyor. Ama sanayi devrimiyle burada Pasteur mikrobu buluyor ve mikrobu bulduğu için hastalıkların altını kapatıyor ve deliğin altı kapandığı için insanlar daha az ölmeye başlıyor ve dünya nüfusu artmaya başlıyor. Demografik yatırım nüfusa bağlı yatırımdır. Geri kalmış ülkelerde demografik yatırımlar fazladır çünkü çok fazla insan doğduğu için hastane, okul yapılır. Ama gelişmiş ülkelerde çok fazla doğum olmadığı için demografik yatırımlar
azdır diyebiliriz. Şimdi burada tabii ben sayfayı değiştireyim. Burada bazı anlatacağımız şeyler de var. Burada tabii ki bilmemiz gereken bir şey daha var. Hızlı nüfus ve yavaş nüfus artışı nedir onu bilmemiz lazım. Şimdi hızlı nüfus artışında olumlu şeyler var, olumsuz şeyler var. Birincisi olumlusu işçi ücretleri düşüyor. Vergi gelirleri artıyor. Pazar genişliyor. Ekonomik çeşitlilik artıyor. İşte savunma gücü artıyor. Ordu çok güçleniyor çünkü. Mal ve hizmetlere talep artıyor. Ancak olumsuz yönleri de var. Bir kere demografik yatırımlar artıyor. Geri kalmış ülkelerde olduğu gibi. Ekosistem bozulabiliyor. Çevre kirliliği artıyor. İthalat yani dışarıdan mal alımı artıyor. İşsizlik artıyor. Herkes iş arıyor. Bir sürü insan var. Kişi başına düşen milli gelir azalıyor. Eğitim ve sağlık hizmetleri aksıyor. Ve tabii ki de aynı zamanda en önemlisi doğal kaynakların rezervi azalıyor. Yavaş nüfus artışının da olumlu yönleri var, olumsuz yönleri var. Mesela yavaş nüfus artışı, hocam gelişmiş ülkelerde yavaş nüfus artışı var. Bu niye olumsuz ki diyebilirsiniz. Olumsuz durum var. Birincisi işçi ücretleri yükseliyor. Mesela Avrupa'da işçi ücretleri çok fazladır. Yatırım yurt dışına kaçıyor, nüfus dinamizmini kaybediyor, pazar daralıyor yani satacak insan yok. Ve ekonomik çeşitlilik azalmaya başlayıp savunma gücü azalıyor. Tabii bu gelişmiş ülkeler savaşmadığı için, daha çok başka ülkeleri kullandığı için burada sıkıntı yaşamıyorlar. Olumlu yönü ise yavaş nüfus artışının birincisi işsizlik azalıyor. Demografik yatırımlar azalıyor. Yani nüfusa bağlı hastane okul yapacağın adam yurt dışına büyük yatırımlar yapmaya başlıyor. Uzaya adam göndermeye başlıyor. Vergi gelirleri azalıyor. Vergi gelirleri başka bir şey için harcanıyor. Anne ve çocuk sağlığı artıyor. Niye? Çünkü çocuk ölümleri azalıyor. Ortalama yaşam süresi artıyor. Esasında bu çok önemli bir bilgi. Dünyada geri kalmış yerlerin çok fazla çocuk yapmasının sebebi çok fazla çocuk ölümü olması. Adam çocuğum ölecek diye bir daha çocuk yapıyor. Ama gelişmiş ülkelerde mesela biz Türkiye'de biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Artık çok fazla çocuk yapılmıyor. Niye? Nasıl olsa ölmeyecek biliyoruz yani. Çok şükür çocuğumuzun sağlığını koruyacağız şeklinde düşünüyoruz. Dolayısıyla geri kalmış ülkelerde çok fazla doğum olmasının temel sebebi sağlık hizmetinin yetersiz olması ve çocuk doğumlarının, çocuk ölümlerinin fazla olması. Şimdi gelişmiş ve geri kalmış ülkeye baktığımızda gelişmiş ülkeyi şu mavi yapalım, geri kalmış ülkeyi de şu siyah yapalım. Şimdi birincisi gelişmiş ülkelerle alakalı şunu bilmemiz lazım. Doğum ölüm oranı az. Yani az insan doğuyor çünkü sonuçta kontrollü bir şekilde doğumlar yapılıyor ve çocuklar ölmediği için adam çok fazla çocuk yapmıyor. Ama ölüm oranı da az. Nüfus dağılışı doğal koşullardan bağımsız ve dengeli. Yani işte burası dağılıkmış diye oraya yerleşmekte sıkıntı yaşamıyorlar. Gerekirse dağı deliyorlar, oraya çok güzel bir yerleşim yapabiliyorlar. Çalışan nüfusun sektörleri dağılımında hizmet ve sanayi sektörü fazla. Diğerinde ise tarım fazla olacak. Bağımlı nüfus, yani para kazanmayan nüfus az. Genç nüfus oranı az ve yaşlı nüfus oranı fazla. Yaşlı nüfus oranı bağımlı yaşlı nüfus oranı çok fazla. Niye? İnsanlar ölmüyor. Sağlık hizmetleri yeterli olduğu için. Demografik yatırımlar az. Enerji tüketimi fazla. Çok fazla elektrik enerjisi tüketiliyor. Kent nüfusu fazla. Kır nüfusu az. Nüfusun ikiye katlanma süresi uzun. Yani Fransa atıyorum 100 yıl sonra nüfusunu ikiye katlayacakken Mısır 50 yıl sonra ikiye katlıyor. Dış ticaret fazlası var. Aynı zamanda ham madde ithal ediyor. Dışarıdan ham maddeyi alıyor. Onu işleyip dışarıya sanayi ürünü ihraç ediyor. Mesela bu petrolü dışarıdan alıyor, Arabistan'dan alıyor Fransa. Sonra bunu kalem haline getirip, plastik haline getirip yurt dışına satıyor, para kazanıyor. Ortalama yaşam süresi uzun ve kişi başına düşen milli gelir fazla. Ve aktif nüfus içerisinde çalışan nüfus oranı yine fazla. Bunun tam tersi ise az gelişmiş ülkelerde. Yani işsizlik fazla, dış ticaret açığı var, nüfusun ikiye katlanma süresi kısa, enerji tüketimi az, kent nüfusu az, kır nüfusu fazla, doğum ve ölüm oranları fazla. Doğum fazla çünkü çocuklar ölüyor diye insanlar çok çocuk yapıyor. Ölüm fazla çünkü sağlık hizmetleri yetersiz. Nüfusun dağılışı doğal koşullara bağlı yani dengesiz. Ve çalışan nüfusun sektörleri dağılımında tarım sektörü fazla, hizmet ve sanayi sektörü fazla değil. İster istemez de demografik yatırımlar bu tarz ülkelerde fazla oluyor. Mesela Almanya'da birinci faaliyetlerde çalışan insan oranı yani böyle tarımda, madencilikte %1 iken ikinci ve üçüncü faaliyetlerde bilhassa üçüncü faaliyetlerde %70'lere kadar çıkıyor. Ama Somali'de bunun tam tersi. Burada birinci faaliyetle tarımda uğraşanlar %65 olmuş oluyor. Şimdi nüfus yoğunluğunun ne olduğunu bileceğiz. Nüfus yoğunluğu eşittir toplam nüfus bölü yüz ölçüm. Mesela diyelim ki şu ülkenin nüfusu 100 tamam mı? Şu ülkenin nüfusu ise 1000. Buranın nüfus yoğunluğu daha fazla oluyor. Ama sana diyelim ki X ülkesiyle Y ülkesinin nüfus yoğunluklarını verdi. Bununki 70 dedi, bununki 100 dedi. Sen buraya bakaraktan hiçbir şey bilemezsin. Yani bu ülke daha büyükmüş, bu ülke daha küçükmüş veya bu ülke daha büyükmüş, bu ülke daha küçükmüş yüz ölçüm olarak. Veyahut da bunun nüfusu daha fazla, bunun nüfusu daha az diyemez. Nüfus yoğunluğuna bakaraktan tek başına hiçbir şey bilgi edemez. Ama
aynı zamanda yüz ölçümünü verirse veya aynı zamanda nüfusunu verirse o zaman bazı bilgilere ulaşabilirsiniz. Nüfus piramitlerine baktığımızda şunu çok bilmemiz lazım. Burada bir boş sayfa kullanmak istiyorum izin verirseniz arkadaşlar. Birincisi düzgün üçgen piramit var. Düzgün üçgen piramit tabii ki de geri kalmış ülkeler yani gelişmekte olan ülkeler. İran, Nijerya gibi. Kenarları içe dönük piramit var. Burası ise tamamen geri kalmış ülkeler. Yani işte Afrika ve Güneydoğu Asya ülkeleri. Arı kovanı piramidi var. Bu gelişmiş ülkelerde. Niye? Bakın doğum da az, ölüm de az. Aynı zamanda çan piramidi var. Bu da doğum oranını artıran ülkeler. Eskiden böyleymiş. Sonra burasını genişletmiş. Mesela İrlanda, Rusya, ABD gibi. Veyahut da asimetrik piramit var. Bu ise tamamen doğum oranını azaltan ülkeler. Mesela Brezilya, Çin, Japonya gibi ülkelerde asimetrik var. Dolayısıyla bunlar gelişmiş ülke. Şu gelişmiş ama aynı zamanda doğum oranını azaltan ülke. Bunlar ise en geri kalmışı. Şu ise yine gelişmekte olan bir ülke. Türkiye'de nüfusun dağılışına baktığımızda ise şunu şöyle Türkiye haritası üzerine göstermek istiyorum. Ülkemizde tabii ki nüfus yoğunluğu kıyılarda fazla ve Marmara bölgesinde en fazla. İç kesimlerde ve Doğu Anadolu'da ise nüfus yoğunluğumuz az. Niye? Yoğun nüfus yerlere baktığımızda Çatalca, Kocaeli, Kıyı Ege, Yukarı Sakarya, Ankara'nın olduğu yer, Antalya Ovası, Silifke, Çukurova, Gaziantep, Malatya, Karadeniz sahili, Batı Karadeniz burada yoğun nüfuslu. Seyrek nüfus yerlere baktığımızda ise tabii ki Erzurum Kars Platosu, Van Ağrı Yöresi, Hakkari Yöresi, Sivas Çevresi yani Yukarı Kızılırmak, Doğu Karadeniz Dağları, Batı Karadeniz Dağları, Taşeli ve Teke Karstik olduğu için, Göller Yöresi, Menteşe dağlık engebeli olduğu için, Biga Yöresi dağlık olduğu için seyrek nüfuslu yerler olduğunu bilmemiz lazım ülkemizde arkadaşlar. Şimdi nüfus piramitlerine bakaraktan biz mesela şu nüfus piramitlerine bakaraktan bunun yarısı kadın yarısı erkek oluyor ya. Kadının iş hayatına katılım oranını görebiliyoruz. Nüfus piramitlerine bakaraktan bu ülkede orta nüfus yani yaşlı nüfus fazla diyebiliyoruz. Ekonomik faaliyet kollarına bakaraktan da bir ülkenin gelişmişlik seviyesinin ne durumda olduğunu görebiliyoruz. Şimdi ülkemizin nüfus grafiğine baktığımızda eskiden köy nüfusu fazlaydı. Yavaş yavaş bu aşağı iniyor. İl ve ilçe nüfusu azdı. Bu ise yavaş yavaş yukarı çıkıyor. Niye? Çünkü ülkemizde kırdan kente bir göç var. Peki göçün nedenleri nedir diye bir soru sorarlarsa. Birincisi göçün nedenlerine baktığımızda. Şimdi göç konusuna geçelim artık. Göçün nedenlerine baktığımızda. Doğal nedenlerinde birincisi erozyon, tsunamiler, depremler, volkanik püskürtmeler, kasırgalar, heyelanlar, toprak kaymaları hep birer doğal neden. Siyasal nedenler savaşlar olabiliyor, mübadele yani değişim olabiliyor Yunanistan'la Türkiye arasında olduğu gibi. Etnik çekişmeler olabiliyor, iç isyanlar, sınır değişiklikleri olabiliyor. Sosyal nedenlere baktığımızda macera arıyor insanlar. Dil öğrenmek istiyorlar, eğitim şartlarını değiştirmek istiyorlar. Kültürel farklardan dolayı yine göç edebiliyorlar. Ekonomik nedenlere baktığımızda ise para kazanamıyor insan. Geçim sıkıntısı var, iş arıyor, gelir dengesizliği var, işsizlik var. Ve tarımda makineleşmeden dolayı da göç artıyor. Mesela şöyle düşünün, şurası Türkiye ya. Burada adamın tarlası var. Buraya eğer makine gelirse artık işçiye ihtiyacı yok. Buradaki işçiler mecburen şehre gelip başka işlerle uğraşmak zorunda kalıyorlar. Şimdi çekici ve itici faktörün olduğunu çok iyi bilmemiz lazım. Çekici faktör eğitim olanaklarının gelişmiş olması, iş imkanlarının fazla olması, şehir hayatının güzel olması, sağlık hizmetlerinin gelişmiş olması çekici bir faktör. Sosyal imkanlar var çünkü. İtici ise yani köyden bu tarafa doğru gitmesinin iş imkanları kısıtlı. Doğal şartlara bağımlısın. Güvenlik endişesi var. Sosyal yaşam yetersiz. Altyapı yetersiz. Dolayısıyla bunlar insanı itiyor. Şimdi eğer siyasi bir nedenle veyahut da diyelim ki doğal afet nedeniyle bir göç yaptıysan bu zorunlu bir göçtür. Ama sosyal ve ekonomik nedenle göç yaptıysan bu bağlı bir göçtür. Yani gidip kendini göç etmek istiyorsun diyebiliriz. Ülkemizde göçlerin temel nedeni tabii ki iç göçlerin temel nedeni işsizlik. Göçün sonrasında ne oluyor? Çevre kirliliği artıyor. Bitki örtüsü tahribatı artıyor, trafik sorunu, yerleşmeler yani gecekondular oluşuyor, tarımsal üretim azalıyor. İnsanlar tarladan bu tarafa geliyorlar. Nüfus yatırım dağılımı dengesizleşiyor, hep batıya doğru yatırım yapılıyor. Şehirlerde erkek, köylerde ise kadın nüfus artmaya başlıyor. Altyapı hizmetleri aksıyor. Kentlerde iş olanakları azalmaya başlıyor. Çünkü burada herkes iş için buraya geliyorlar. Çarpık kentleşme ve gecekondulaşma başlıyor. Fabrikalarda kent merkezinde kalıyor. Göçün türlerine baktığımızda birincisi mülteci göçü, bunun nedeni savaşlar olabiliyor, siyasi baskılar olabiliyor, etnik ayrışmalar ya da iç karışıklıklar olabiliyor. Sonucunda mesela Suriye'de iç savaş sonrası Türkiye ve Avrupa'ya olan göç gibi demografik değişimler yaşanıyor. Aynı zamanda mübadele göçüne baktığımızda ise bu nüfusun mesela Yunanistan'la Türkiye arasında 1930'larda olan mübadele göçü var. Burada ülkeler arası anlaşma ile zorunlu olarak azınlık nüfusun bir bölümünü yer değiştirmesi. Türkiye'deki Rumlar... İstanbul dışındakiler ve Batı Trakya'da Gözcaada ve Bozcaada ve Gökçeada dışındakiler Yunanistan'a göç etmişti. Yunanistan'daki Türkler de Batı Trakya'dakiler de Türkiye'ye gelmişti. Diğerleri etabli sayılmıştı.
Şimdi bunlar bu mesela bir zorunlu göç, mübadele göç. Türkiye ile Yunanistan Lozan Anlaşması sırasında böyle bir karar veriyorlar. Ve hatta beyin göçü var. Beyin göçü ise zeki insanların daha fazla iş, eğitim imkanı olan gelişmiş Amerika, Kanada, Avustralya, Almanya, Fransa gibi ülkelere göç etmesinden bahsediyoruz. Aynı zamanda işçi göçü var. Bu da mesela 2. Dünya Savaşı sonrasında Almanya kalkınma hamlesi başlatıyor ve Almanya'ya bir sürü insan göç edebiliyor. Mevsimlik göç ise insanların belli bir süreliğine tarım için veyahut da işte Adana'ya pamuk toplamak için göç edebiliyorlar. Şimdi burada şunu da çok iyi bilmemiz lazım. Bazıları sürekli göçler oluyor. Mesela bir insan iş bulmak için İstanbul'daki ticarete çalışmaya başladıysa bu sürekli göç oluyor. Bir de mevsimlik göçler var. Pamuk, az önce söylediğimiz gibi işte çay, fındık, pamuk, tütün, kiraz ürünlerinde işte Samsun, Ordu, Trabzon, Rize'ye veyahut Antalya, Mersin, Adana'ya, yaylalara insanlar göç edebiliyorlar. Tarım işi için veyahut da hayvancılık işleri için göç edebiliyorlar. Ekonomik faaliyet türlerine baktığımızda birinci faaliyet tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık, maden çıkarımı. İkincil faaliyet, burada yazalım bak, birincil faaliyet, ikincil faaliyet ve üçüncül faaliyet. İkincil faaliyet imalat sanayisi ve maden işleme. Üçüncül faaliyet ise eğitim, sağlık, turizm, ulaşım, bankacılık. Bakın, bu kalemin ham maddesini yani petrolün çıkarılması, madencilik yapılması birincil faaliyet. Bununla fabrikada kalem yapılması ikincil faaliyet. Bunun satılması ise üçüncül faaliyet. Bir de dördüncül faaliyetler var yeni müfredatta. Bunlar bilgisayar, online hizmetler, web tasarım, bileşim hizmetleri. Bir de beşincil faaliyet var ki bu da genel müdürlük ya da CEO gibi faaliyetler. Ulaşımın ve iletişimin ekonomik faaliyetler olan etkisine baktığımızda bilişim, deniz yolu ulaşımı, boru hattı taşımacılığı, demir yolu ulaşımı, reklam ve tanıtım, iletişimler bunların hepsi ulaşıma olumlu yönde etki ediyor. İletişime olumlu yönde etki ediyor. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Küresel ortam ve bölgelere de bakalım. Artık yazılı sorularımıza başlayalım. Birincisi deniz yolu ulaşımı ve karayolu ulaşımı arasındaki farkı bilmemiz lazım. Karayolu ulaşımı daha pahalı. Deniz yolu ulaşımı ise çok daha iyi. Burada bazı önemli limanlar var. Onları da şöyle hatta şu sayfanın arkasına yazıp gösterelim. Buradaki bazı limanları. Şöyle Kuzey Amerika'yı çizelim. Bunların hepsini tabii ki sizin kitaplarınızdan da çalışmanız lazım. Ve mutlaka hocanızın verdiği ders notuna göre bakmanız lazım. Ama ben şimdi uzun uzadıya böyle anlatmak istedim sizlere. Şöyle çizelim. Japonya, Maponya, Avustralya. Tamam. Şimdi birincisi Süveyş kanalı burada. İstanbul Boğazı burada. Hürmüz Boğazı burada. Babilmendeb Boğazı burada. Korint Kanalı Yunanistan'da. Cebeli Tarık Boğazı burada. Panama Kanalı burada. Magellan Boğazı burada. Bering Boğazı burada. Kiel Kanalı yine burada. Çanakkale İstanbul Boğazı'nı biliyorsunuz. Dover Boğazı İngiltere'de. Yine aynı şekilde Malakka Boğazı Malezya'nın olduğu yerde. Sunda Boğazı yine Malezya'nın olduğu yerde. Endonezya'nın altında. Makassar Boğazı yine burada. Hürmüz ve Babilmendeb'i hocanız sınavda sorar. Buna dikkat edin arkadaşlar. Burada kanallardan geçiş ücreti çok pahalı oluyor. Çünkü bunlar yapay olarak yapılmış oluyor. Bunları iyi bilmemiz lazım. Ümit Burnu'nun burası olduğunu bilmeniz lazım. Yine sınavda karşınıza çıkar. Demiryolu ulaşımı Türkiye'nin her yerinde yok. Mesela şöyle ülkemizi çizelim. Her yere demiryolu ulaşımı gitmiyor. Bu da sınavlarda bilhassa üniversite sınavlarında çok çıkan bir şey. Bunu da size sınavda sorabilirler. Bunu da iyi bilin. Mesela Türkiye'de Kastamonu, Sinop'a demiryolu ulaşımı gitmiyor. Yıldız Dağları'na demiryolu gitmiyor. Çanakkale'ye, Biga yöresine demiryolu gitmiyor. Muğla'ya demiryolu gitmiyor. Antalya'ya demiryolu gitmiyor. Hakkari'ye, şurayı gösterelim şöyle. Hakkari'ye demiryolu gitmiyor. Doğu Karadeniz'e demiryolu gitmiyor. Buralarda demiryolu yok. Şimdi karayolu ulaşımı ise doğal olarak etkilenebiliyor. Mesela iklimden, yer şekillerinden ve coğrafi konumdan etkilenebiliyor. Beşeri olarak da nüfus, yerleşim sıklığı, gelişmişlik de karayolunun kalitesini, sıklık ağını etkileyebiliyor. Havayolu en geç gelişen ulaşım türü ve en pahalı ulaşım türü. En yoğun olarak Kuzey Amerika ile Amerika'nın doğusuyla Kuzey Avrupa arasında, Batı Avrupa arasında kullanılıyor. Üçüncü havalimanı, Kanal İstanbul projesi, Marmaray Tüneli gibi Türkiye'de modern ulaşım yatırımları da var. Bunları da bilmemiz lazım. Ve bir de çevre toplum ünitesine baktığımızda afetler var. Burada afetlerde jeolojik afetler, deprem, tsunami, volkanik faaliyetler, heyelan, kaya düşmeleri ve çamur akıntıları. Biyolojik afetler var. Bakın böyle yazalım. Şimdi birincisi... Jeolojik afetler var. Az önce söylediğimiz işte deprem, tsunami, volkanik faaliyetler. Sonra biyolojik afetler var. Bunlar erozyon, orman yangınları, böcek istilaları, salgınlar. Sosyal afetler var. Yangınlar, savaşlar, terör saldırıları, göçler. Veyahut da klimatik yani hidrolojik, klimatik ve hidrolojik afetler var. Burada ise sıcak hava dalgası, soğuk hava dalgası, kuraklık, çığ, taşkınlar, kasırgalar, aşırı yağışlar, hortum, dolu, başka ne diyebiliriz mesela? Yıldırım düşmesi, aşırı yağışlar bunların hepsi hidrolojik ve
klimatik afetler. Bir de teknolojik afetler var. Onu da yazalım. Teknolojik afetlerde maden kazaları, biyolojik, nükleer, kimyasal silahlar, nükleer santral kazaları, sanayi kazaları, ulaşım kazaları, hep bunlar teknolojik afetler. Depremin ülkemizde nerelerde olabileceğini bilmemiz lazım. Ülkemizin deprem haritasını çizdiğimize bakın. Şöyle bir Türkiye haritası çiziyorum. Şöyle Van Gölü'ne geliyorsunuz. Şöyle bir de Ege'yi çiziyoruz. Türkiye'nin kuzeyinde Kaf, Kuzey Anadolu fay hattı. Doğusunda DAF, Doğu Anadolu fay hattı. Batısında BAF, yani Batı Anadolu fay hattı var. Bunlar grabenlerin olduğu alanlarda. Yine ülkemizde aktif bir volkan yok. Dünya üzerinde aktif volkan alanları ve deprem alanları birbiriyle paralel. Bunu da bilmemiz lazım. Şöyle, şöyle, şöyle bir alan. Ve aynı zamanda sel, taşkın ülkemizde en fazla düzensiz sel rejimine karşı sular İç Anadolu'da. Kuraklık yine en fazla İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da görülüyor. Olağanüstü hava olayları ülkemizde çok fazla görülmüyor. Çığ yine yüksek kesimlerde, soğuk kesimlerde görülebiliyor. Orman yangınları en fazla Akdeniz'de görülüyor. En fazla orman Karadeniz olmasına rağmen. Erozyon da en fazla İç Anadolu bölgesinde görülüyor diyoruz. Ve artık yazılımıza başlıyoruz. Gerçekten 20 dakikalık güzel bir özet oldu. Şimdi dünyada bilinen ilk nüfus sayımları Çin, Sümer ve Mısır toplumlarına yapılmıştır. Burası tabii ki doğru. Bunu söylemiştik. Göç veren yerlerde erkek nüfus, göç alan yerlerde ise kadın nüfus oranı fazla olma ihtimali yüksektir. Tam tersi bu yanlış. Göç veren yerlerde kadın nüfus oluyor. Niye? Erkekler iş bulmak için büyük şehre geçiyorlar. Gelişmiş ülkelerde doğum ölüm oranları azken gelişmemiş ülkelerde bu iki oranın da yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Maalesef bu doğru. Nüfus piramitlerine bakılarak o bölgedeki toplam nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı ile genel olarak o bölgenin toplumsal ve ekonomik yapısı hakkında bilgi edinilebilir. Bu da yine doğru. Tarımsal faaliyetlerin ön planda olduğu az gelişmiş ülkelerde kentsel nüfus kırsal nüfusa göre daha fazladır. Hayır, tam tersine kırsal nüfus daha fazladır. Sanayi ve inşaat faaliyetleriyle enerji üretimi 5. ekonomik faaliyetlere girer. Hayır, kesinlikle bu 2. ekonomik faaliyetlere giriyor. Panama, Süveyş, Korint, Kiel kanal olup insanlar tarafından oluşturan yapay su yollarıdır. Doğru ve bu yüzden de bunlar birazcık pahalı. Demografik sosyal, şimdi boşlukları dolduracağız. Demografik, sosyal ve ekonomik verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve analiz edilmesine biz tabii ki nüfus sayımı diyoruz. Doğumların ölümlerden fazla olması sonucu meydana gelen nüfus artışına biz doğal nüfus artışı diyoruz. Doğal nüfus artışı diyoruz. Eğitim seviyesi yüksek olan ülkeler sahip olduğu nitelikli iş gücü sayesinde bilgi ve teknolojiyi ileri düzeyde kullanabilmektedirler. Birinci sıçrama dönemi insanın çeşitli aletleri icat etmesiyle başlıyor. İkinci sıçrama yerleşik hayat, üçüncü sıçrama şey sanayi devrimi. Alp dağları ve Himalayalar yükseltinin, yani engebenin yükseltinin artmasına bağlı olarak nüfusun seyrekleştiği alanlardır. Nepal mesela, Everest tepesi var, dünyanın en yüksek yerleri. Beşinci ekonomik faaliyetler daha çok karar verme pozisyonunda olan kamu sektörü ve özel sektördeki üst düzey yöneticileri kapsıyor. Şimdi dünya nüfusundaki sıçrama yerlerini size sınavda hocanız sorabilir. O yüzden biz de bunları gösterdik. Birinci sıçrama, farklı renkli yazmak istiyorum. Alet yapımının keşfi, yani avcılık, beslenme ve korunma alet yapımının keşfi ne oluyor? İkinci sıçrama ise yerleşik hayatta oluyor. Yani niye? Yerleşik hayata geçip tarım yapınca artık daha fazla nüfus artışı oluyor Neolitik dönemde. Üçüncü sıçrama ise sanayi devrimi. Para kazanıyor insanlar ve mikroba sağlık hizmetlerine yatırım yapıp mikrop bulunduğu işte ölümler azalıyor. Haritadaki tabloyu uygun bilgilerle tamamlayınız diyor. Şimdi nüfus yoğunluğu bir numaralı yerde seyrek. Seyrek olmasının sebebinin soğuk iklim olduğunu söylemiştik. İki numaralı yerde Amerika'nın doğusu yoğun. Buranın nüfusunun yoğun olmasının temel sebebi ise liman var, ticaret var, New York burada, Washington burada ve sanayi var. Üçüncüye baktığımız zaman ise seyrek, Amazon havzası. Niye? Burası yoğun bitki örtüsü var. Yoğun nem, yağış ve bitki örtüsü buranın seyrek nüfus olmasına sebep veriyor demiştik. Dördüncüye baktığımızda ise Kuzey Afrika yine seyrek. Çünkü burada da çöl var ve çöl demek eşittir kuraklık demek. Beşinciye baktığımızda ise dördüncü yanlış yazdık ya. Şu 5 olacak. Şu 5 seyrek oluyor. Ben şurayı 4 olarak okudum. Şunu 5 yapıyoruz. Şunu hemen 4 yapıyoruz. Devam ediyoruz. 4 Batı Avrupa. Tabii ki yoğun nüfuslu. Ve yoğun nüfuslu olduğu için de burada sanayi ve hizmet sektörünün gelişmiş olduğunu biliyoruz Batı Avrupa'da. 6'ya baktığımızda Nil Vadisi yoğun nüfuslu. Çünkü burada tarım var ve Nil Nehri sayesinde su kaynakları çok fazla. İnsanların ilk yerleşim yerlerinden bir tanesi Nil'di zaten. 7'ye baktığımızda ise 7'ye bakıyoruz Orta Asya. Tabii ki seyrek. Niye? Kurak çünkü. Karasal iklim var. Hatta biz de Orta Asya'da hep göç ediyorduk. 8'e baktığımızda ise Himalayalar. Burası da seyrek nüfuslu bir yer. Ve tabii ki
burada da yer şekillerinin engebesinin fazla olmasının, nüfusun seyrek olmasına sebep verdiğini az önceki sorumuzda söylemiştik. Devam edelim. 9'a baktığımızda ise 9 Güneydoğu Asya çok yoğun nüfusu. Dünyanın en yoğun nüfus yeri burası. Hindistan, Çin'in alt kesimleri burada. Burada da tabii ki tarım yani pirinç, çay, sanayi, Hindistan'daki sanayi ve ticaret buranın çok yoğun nüfus olmasına sebep vermiş. 10 ise Japonya zaten yoğun nüfuslu. Oturacak yer yok. Sanayi ve teknoloji buranın yoğun nüfuslu olmasını sağlamış diyebiliriz. Geldik başka bir sorumuza. Hızlı nüfus artışının olumlu ve olumsuz sonuçlarına bakacağız. Şimdi yavaş nüfus artışının olumlu sonuçlarına bakacağız. Birisi, hızlı nüfus artışı sonrasında vergi gelirinin artması tabii ki olumlu bir şey. Ama kişi başına düşen milli gelirin azalması olumsuz bir şey. İşsizliğin azalması baktığımız zaman hızlı nüfus artışında işsizlik artmaz. Bu tabii ki olumsuz bir şey. Aynı zamanda savunma gücü artar hızlı nüfus artışında, bu olumlu bir şey. Mal ve hizmetlere talep artar, bu olumlu bir şey. Düzenli şehirleşme yaşanır hızlı nüfus artışında, böyle bir şey olmaz. Düzenli şehirleşme sadece yavaş nüfus artışında olur. Dolayısıyla bu buraya ait olacaktı. Buna dikkat edelim. Yavaş nüfus artışında, hızlı nüfus artışında işsizlik azalmaz. Hatta yavaş nüfus artışında artar. Dolayısıyla bu da buna ait bir şey. Bunu hiç kullanmamıza gerek yok. Şimdi devam edelim. Demografik yatırımlar artar. Bu hızlı nüfus artışının olumsuz bir sonucudur. Nüfus dinamizmini kaybeder. Bu da yavaş nüfus artışının olumsuz sonucudur. İstihdam çalışan nüfusu karşılayabilir. Bu da yavaş nüfus artışının olumlu artış sebebi. Savunma gücünün azalması yavaş nüfus artışının olumsuz sonucu. Ekonomik çeşitlilik azalmaya başlar. Yavaş nüfus artışının olumsuz sonucu. Çevre kirliliği artar. Bu da hızlı nüfus artışının olumsuz sonucu diyebiliriz. Geldik nüfus piramitlerinin sorusuna. Verilen piramitleri yukarıdaki tablodaki boş alanlara uygun ifadelerle doldurunuz demiş. Şimdi doğum oranı yüksek olan tabii ki 1'dir. 1'de doğum oranı yüksek. 2'de de doğum oranı yüksek. 3'e baktığımızda doğum oranı düşük. Gördüğünüz gibi 6'ya düşmüş. 6, 6, 12 oluyor. 4'te ise önce düşüş var, tamam mı? Sonra artış, bak. Önce düşüş, sonra bir artış görüyoruz. Sonra artış var. İstikrarlı bir artış var. Niye? Çünkü nüfusunu artırmaya karar vermiş bu ülke. 5'te ise şöyle diyelim. Hatta bir dakika. Pardon. Buraya düşük dedik. 4'te yükselmekte diyelim. Önce düşüş var diyelim. İstikrarlı bir yükselme diyelim. Yükselme. İstikrarlı bir yükselme var gördüğünüz gibi. Her geçen yıl artırmış. 5'te ise nüfus düşmekte. Düşük değil, düşmekte. Bak burada nüfus artışı düşük, doğum oranı düşük. Bak burada yüksek. Burada yüksek. 10-10-20 kişi doğuyor. Burada 8-8-16 kişi, burada 6-6-12 kişi doğuyor. Burada düşük yazdık işte. 4'te ise istikrarlı bir şekilde yükseliyor. Bunu nereden biliyorsunuz hocam? Çünkü bak eskiden 15 yaşındaki çocuklar zamanında, 15 yaşındaki çocuklar 0 yaşındayken bu kadar kişi doğuyormuş. Şimdi ise bu kadar kişi doğuyor. Daha fazla kişi doğuyor. Demek ki nüfusunu yükseltmeye başlamış. Böylece yükseliyor. Bu da ise düşüyor. İstikrarlı bir şekilde düşüyor. Ölüm oranına baktığımızda ölüm oranı birincisi burada ölüm oranı var. Nedir onu diyeyim? Ölüm oranı yüksek gördüğünüz gibi. Ölüm oranı yüksek. Ölüm oranı yüksek olmasının sebebi çünkü sağlık hizmetleri az. Birazcık azaltmaya başlamış ölüm oranını. Ama ölüm oranı azaltmaya başlamış. O zaman şöyle diyebiliriz. Hızlı düşüş var diyebiliriz. İlk başta ölüm oranı yüksek ama hızlı bir düşüş var yavaş yavaş diyebiliriz. İkide ise ölüm oranı maalesef yüksek. 3'te ölüm oranı düşük gördüğünüz gibi. İnsanlar ölmüyorlar. Uzun süre yaşayabiliyorlar. Yine 4'te de ölüm oranı düşük. Gelişmiş bir ülke. Burada ise yavaş bir düşüş var ölüm oranında. Bunların hangi ülkeler olduğunu zaten söylemiştik. Hatırlarsanız bu ABD'ydi. Doğum oranı artıran. Bu çok gelişmiş İngiltere gibi ülkelerdi. Burası Japonya gibi doğum oranı azaltmaya çalışan ülkelerdi. Burası en rezil ülkelerdi. İşte Somali'ydi. Burası ise gelişmekte olan ülkeler, İran gibi ülkelerdi. Şimdi devam ediyoruz. Nüfusun doğal artışına baktığımızda burada çok hızlı bir nüfus artışı var. Çok hızlı nüfus artışı. Burada ise ikiye baktığımızda ise nüfus artış hızı yine fazla. Şuraya bakalım, fazla değil nüfus artış hızı. Yavaş, yani artışı fazla. Çok hızlı değil ama fazla. 3'e baktığımızda yavaş bir nüfus artışı var. Yavaş nüfus artışı. Burada ise önce bir düşüş var, sonra istikrarlı artış. Bak önce düşüş var, önce yavaş, sonra hızlandırmış. Yani nüfusun artmış. Sonra istikrarlı
artış olduğunu bilmemiz lazım. Burada ise yavaşlayan bir nüfus artışı var. Yavaşlayan nüfus artışı var. Şimdi arkadaşlar biz bunları anlatıyoruz ama siz birazdan sorularımız bitecek. Bunları mutlaka bu yazılı kitaplarımızdan veyahut da bizim başka şu kitabımızdan da sıfırdan ona coğrafya kitaplarımızdan falan çalışın bakın. Burada hepsini sizlere daha detaylı bir şekilde anlattık. Hatta bu konu olduğu yeri bulalım. Nerede bu konu olduğu yer? Ha bak burada. Bunların hepsini tek tek gösterdik. Yani doğum oranlarının yüksek olması bunu tek tek bunu size hoca sınavda sorabilir. Bu kitaptan çalışıp buradan da pekiştirmeniz gerekebilir yazılı sorularıyla. Şimdi araya bir bal soktuk ve devam ediyoruz. Neredeyiz? Suriye İç Savaşı sonrası Türkiye ve Avrupa'ya olan göç. Buna biz tabii ki mülteci göçü diyoruz. Mülteci göçleri. Fransız ve İngilizler, Kuzey Amerika, İspanyol ve Portekizler, Güney Amerika yerleşmesi. Bu yeni dünya göçleri. Yani coğrafi keşifler sonrasında oluşan yeni dünya göçleri. Kuraklık, otlakların yetmemesi, nüfus baskısı, Çin baskısı gibi nedenler yok. Hindistan, Orta Avrupa, Uzak Doğu bölgelerine kitler haline yapılan göçe ise biz tabii ki kavimler göçü diyoruz. Kavimler çok ciddi bir şekilde göç etmişti. İkinci Dünya Savaşı sonrası kalkınma hamlesine başlayan Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya ülkelerine doğru olan göç ise tabii ki işçi göçü. Almanya'da bizim gurbetçilerimiz gitmişti ya. Lozan Anlaşması ile Türkiye ile Yunanistan arasında zorunlu olarak azınlık nüfusunun bir bölümünü yer değiştirmesine biz değişim yani mübadele göçü diyoruz arkadaşlar. Somali'de yaşanan kuraklık sonucu oluşan göçe ise kuraklık sonucu oluşmuş. Bu da zorunlu bir göç ve doğal afet göçü diyebiliriz. Bilgileri eşleştiriniz demiş. Şimdi reklam yayıncılığı, yazılım hizmetleri, ağ işletmeciliği, grafik ve tasarım hizmetleri ve bu ekonomik faaliyetlerden bazıları demiş. Bu tabii ki dördüncü yıl ekonomik faaliyetler de. Sanayi ve inşaat faaliyetleriyle enerji üretimi bu ekonomik faaliyetler örnek verilebilir. Tabii ki ikinci yıl ekonomik faaliyetler. Faaliyet gösteren sayısı az olmasına rağmen dünya ekonomisinin etkileri oldukça fazla. Bu tabii ki E seçeneği, beşinci yıl ekonomik faaliyetler yani CEO'lar. Temel maddelerin doğrudan ve dolaylı olarak doğal çevreden temin edilmesine dayanıyor. Tabii ki bu birinci yıl faaliyetler yani tarım, hayvancılık. Eğitim, sağlık, ulaşım, turizm, hizmet bunlar neydi? Üçüncül faaliyetti. 5C. Yani mesela ben öğretmenim üçüncül faaliyet yapıyorum. Ham maddeler veya yarı işlenmiş maddeler kullanılarak yeni ürünler elde edilmesine dayanır. Burası tabii ki ikincil faaliyetler yani fabrikalar. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak günümüzde ortaya çıkan bilgi toplama, bilgi işleme, değiştirme ve yayma çalışmalarını kapsıyor. Bu da yine dördüncül faaliyet. Avcılık, toplayıcılık, balıkçılık, ormancılık, madencilik, tarım ve hayvancılık bunlar ilk faaliyetler. Bunlar da birincil faaliyetler. A diyor. Haritada belirtilen Tokyo Limanı'ndan Odessa Limanı'na gitmek isteyen ve en kısa yolu kullanan gemi hangi su yollarını kullanır? Birincisi bak Tokyo'dan gidiyor ya ilk başta Malakka Boğazı'ndan geçecek şuradan. Malakka Boğazı'ndan geçiyor. Malakka Boğazı'ndan sonra Umman Denizi'nden geçiyor. Burası Umman Denizi. Umman Denizi'nden geçiyor. Ardından Babül Mendeb Boğazı'ndan geçiyor. Bakın Babül Mendeb Boğazı. Babül Mendeb Boğazı. Daha sonrasında burada Babül Mendeb Boğazı'ndan sonra burası ne? Kızıldeniz'e giriyor. Kızıldeniz'e giriyor. Kızıldeniz'den sonrasında şurada Süveyş Kanalı'na giriyor. Süveyş Kanalı'ndan da geçtikten sonra Akdeniz'e giriyor. Akdeniz'in nerede olduğunu zaten biliyorsunuz. Akdeniz burası. Akdeniz'den sonra şuradan Çanakkale Boğazı'ndan ve İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Bakın Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi, sonra İstanbul Boğazı ve Karadeniz'e gelip bitiriyor. Tekrar gösteriyorum. Burası Malakka Boğazı, Umman Denizi. Babil Mendeb bakın burası Hürmüz burası Babil Mendeb. B harfi alfabede daha başta o yüzden Türkiye daha yakın. H daha uzakta o yüzden Türkiye daha uzak diyeceksiniz. Babil Mendeb Hürmüz. Babil Mendeb'ten giriyor Kızıldeniz, Süveyş Kanalı, Akdeniz, Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi, Karadeniz, Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Karadeniz'den Odessa Limanı'na varıyor. Şimdi geldik başka bir sorumuza. Şimdi ne diyor? Tablodaki bilgileri uygun bir şekilde yerleştiriniz diyor. Yerleşim merkezinin dere yataklarına yakın yerlere ve düzensiz bir şekilde kurulması sonrası tabii ki sel oluşur. Tarıma uygun olmayan alanların tarım açılması, orman alanlarının tarlaya dönüştürülmesi, çayır ve mera olarak kullanılması ise tabii ki erozyona sebebiyet verir. Yol, kanal, tünel ve baraj yapımı esnasındaki çalışmalar ile yamaç dengesinin bozulması ise tabii ki kütle kaymasına yani kütle hareketlerine heyelana sebebiyet verir. Eğimli, karlı ve dağlı yamaçlar taşların titreşime neden olması helikopterden mesela çığ oluşabilir. Yerleşmelerin ova tabanı gibi zemini zayıf arazilere kurulması da tabii ki depreme sebebiyet verir. Deprem olduktan sonra da bunlardaki evlerin zarar görmesine sebebiyet verir. Tarlalarda anız yakılması, sönmemiş kibrit ve izmaritin yere atılması, yakılan ateşin söndürülmeden bırakılması tabii ki de Allah korusun orman yangınlarına sebebiyet verir. Şimdi arkadaşlar sıfırdan ona coğrafyada mutlaka
konuların güzel bir şekilde tekrarını yapmanız gerekiyor. Bakın burada anlattıklarımızın hepsi size beşeri sistemlerde anlattıklarımızın hepsi burada tek tek sizlere gösterildi. Bu sayfaların hepsini güzel güzel çalıştığınızda harika notlar alacağınıza emin olabilirsiniz. Süper bir şekilde yazılarını tamamlamış olursunuz ve bunları bu kitapları üniversite sınavına hazırlanırken de kullanabilirsiniz. Dolayısıyla bu konu anlatımları aynı zamanda sadece lise müfredatına değil ÖSYM müfredatına da uygun bir şekilde hazırlandı. Bakın burada boğazlar mesela nasıl soru gelebileceğini dair göster. Eğer elinizde bu kitap yoksa, sıfırdan yoksa TAK coğrafyadan da direkt yazılı örneklerine göre çalışabilirsiniz. Mesela beşeri sistemlerde Milletin Bakanlığı kazanımlarından sonra burada net bir şekilde sizlerin yapabileceği ödevler verdik. Bu ödevlerin sonunda hatta şu yazılar var. Yazıları da çözmeniz lazım. Yazılı örneklerini göstereyim mesela. Nerede? Şurada. Direkt sınavda çıkabilecek yazılı örneklerimizde buradan sayfa 132 ve 133'ten yapabilirsiniz. Bunu direkt kitabı olanlara ödev veriyorum hatta. Şurada da sayfa 152 ve 153 ödev veriyorum sizlere. Bir de yazılı bunlar. Diğer test sorularını mutlaka çözün. Şurada da en son konumuz yani doğal afetler çevre toplumunda da sayfa 170 ve 171'deki yazılı örnekleri mutlaka çözün. Bu soruların çözümü de uzman hocalar tarafından yapılıyor. Oradan da izleyebilirsiniz. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın, yorumları yollayın. Şimdiden sınavınıza başarılar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.